Girişimcilik türleri ve örnekleri. Yenilikçi girişimcilik. Bu girişimciler yeni fikirler ortaya atar veya mevcut olanları geliştirir. Apple'ın Steve Jobs'ı iPhone ile mobil teknolojiyi dönüştürdü. Hızlı başlangıç girişimciliği. Bu girişimciler, işlerini sıfırdan yukarıya adım adım inşa eden, çok çalışan insanlardır. Buna bir örneğin, bir yemek kamyonuyla başlayan ve yıllar içinde genişleyen yerel bir restoranın sahibi verilebilir. Ölçeklenebilir girişimcilik. Bu girişimcilik türünde amaç, işletmeyi hızla büyütmektir. Ölçeklenebilir girişimciler genellikle büyük, çoğu zaman küresel bir pazara hizmet verme potansiyeli olan benzersiz ve yenilikçi bir fikirle başlarlar. İşletmenin büyümesini hızlandırmak için genellikle risk sermayesi ararlar. Google, Facebook veya Uber gibi birkaç örnek verilebilir. Her örnekte, girişimciler geniş bir pazara hizmet edebilecek bir fikirle başladılar, hızla büyümek için risk sermayesi aradılar ve işletmelerini dünya çapında müşterilere hizmet verecek şekilde ölçeklendirdiler. Taklitçi girişimcilik. Bu girişimciler başarılı iş modellerini yeni pazarlara veya ortamlara uyarlarlar. Örneğin, Uber konseptini alıp olmadığı bir şehirde tanıtmak gibi. Araştırma temelli girişimcilik. Bu girişimciler genellikle akademik geçmişlerden gelir ve araştırmalarını bir işletmeye dönüştürürler. Yeni tıbbi tedaviler geliştiren biyoteknoloji girişimleri buna örnektir. Satın alma satma girişimciliği. Bu girişimciler, işletmeleri kar amacıyla satmak amacıyla kurar veya satın alır. Örneğin, biri zor durumda olan bir mağazayı satın alıp iyileştirip kar amacıyla satabilir. Franchise girişimciliği. Bu girişimciler, bir franchisor'dan denenmiş ve test edilmiş bir iş modelini benimseyerek onu çoğaltırlar. Aklınıza en yakın McDonald's veya Subway franchise işletmecisi örneğini düşünün. Yaşam tarzı girişimciliği. Bu girişimciler, kişisel ilgi alanları veya yaşam tarzları üzerine bir iş kurarlar. Reklam ve sponsorlu içerik yoluyla kazanan bir seyahat blog yazarı buna örnek olabilir. Seri girişimcilik. Bu girişimciler yeni işletmeler kurmanın heyecanını severler. Bir işletme kurulduktan sonra, yenisini kurmak için harekete geçerler. Farklı sektörlerde birçok girişimiyle Virgin Group'un kurucusu Richard Branson iyi bir örnektir. Sosyal medya girişimciliği. Bu girişimciler işlerini kurmak için sosyal medya platformlarını kullanır. Başarılı YouTuber'lar, Instagram fenomenleri ve TikTok kullanıcıları bu kategoriye girer. İç girişimcilik. Bunlar, genellikle yeni yenilikleri veya yan kuruluşları yönlendiren, bir şirket içinde girişimci gibi düşünen ve hareket eden çalışanlardır. Sony'de PlayStation'ın babası olarak anılan Ken Kutaragi buna bir örnektir. Annepreneur, babapreneur, bunlar, genellikle iş ile çocuk bakımını dengelemek için, çoğunlukla evden iş kuran anne veya babalardır. Bir ebeveynin çocuk giyim hattı kurması buna örnek olabilir.